Tramvay kazası Kabataş'ta gerçekleşen. Tramvay elektrik direğine çarptı. Bakın görüntülerde ekrana geliyor Anadolu Ajansı'nda. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kabataş'ta gerçekleşti bu tramvay kazası. 4 kişinin, 4 yolcunun yaralandığına dair bilgiler var elimizde. Çalışmalar devam ediyor. İtfaiye, sağlık ekipleri, görevli polisleri yine bölgede görüyoruz. Tabii ulaşımda aksamaların yaşandığını da söyleyebiliriz. Daha önce de bir kaza meydana gelmişti. Şimdi bu noktada çalışmaların daha da hızlandırılacağını anlıyoruz. Polis ekiplerinin, görevlilerin çalışmalarıyla birlikte trafikte de zaman zaman aksamalar olduğu bilgisi de geldi. Bu kazanın ayrıntılarını geldikçe sizlere de aktaracağız. Kabataş'ta bir tramvay kazası yaşandı. Elektrik direğine çarptı tramvay. 4 yolcu yaralandı efendim. Olay yeri sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Yolcuların tahliye edildiğini de görmüş oluyoruz. Anadolu Ajansı'ndan gelen bu sıcak görüntülerle birlikte. Şimdi bu kaza ve ayrıntılar, bu şekilde raydan çıkan tramvayın elektrik direğine çarpması. Siz bir ilk değil dediniz. Burada İBB yönüyle ilgili acaba daha önce de yaşanan sorunlar da vardı. Ekleme yapmak ister misiniz? Bir girizgahta yapmıştınız son durumla ilgili. Yani mesela 15 gün önce. Çok şükür ölen yok. Evet, çok şükür. Geçmiş olsun dilerim. Vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diliyoruz. Tabii bir daha bunların yaşanmaması için hani hep o liyakat dedikleri olayı iyi yapması lazım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Yani kendileri dışında herkesi liyakatsız görüyorlar ama her nasılsa bunlar İstanbul yönetimini aldıklarından beri, İETT işletmesinin başına geçtiklerinden beri nedense bu tip olayların arttığını görüyoruz. 2 hafta önce Eyüp'te bir tramvay ile bir otobüs çarpıştı. Otobüs diyor ki ben kırmızı ışıkta durdum, tramvay durmadı diyor. İşte tramvay şoförü diyor ki, işte sürücüsü, efendim bana da yeşil yanıyor. Yani iki tarafa da yeşil yanan falan bir şey var. Yani burada da kazanın tabii şu an nedenini bilemiyoruz ama yani raydan çıktığı söyleniyor. Demek ki ya raylarda ya o araçta ya sürücüsünde bir problem var. Mesela geçtiğimiz sefer, hani Türk siyasetinin geldiği durumu da anlamak açısından söylüyorum. Son kazada şu tartışma oldu. Efendim o otobüs şoförünü ya da tramvay sürücüsünü hangi parti döneminde işe alındı? Yani AK Parti dönemi, biri diyor ki işte İmamoğlu aldı, öbürü diyor ki hayır AK Parti döneminde alındı falan. Yani suçu emekçiye atan bir tarz izledi. Yani bu sinyalizasyon, sorumlusu kim? İşte bu burada belediyenin sorumluluğu ya da İETT'nin sorumluluğu falan, bunları bir yana bıraktılar. Bir yanda işte sürücüler AK Partili miydi, CHP'li miydi falan tartışmasına başladılar ve suçu emekçiye yükleyen bir tarza girdiler. O açıdan hani bunların belediye yönetimini göstermesi açısından da bu son dönemde arka arkaya gelen kazalar bence çok şey, alarm veriyor. Hı hı. Şeyde de bunları görüyoruz. Otobüs işletmelerinde de bunu görüyoruz. Hakikaten yolda kalmalar, geç kalmalar, otobüs sayısının azaltılması, aşırı kalabalıklar gibi çok sayıda problemle karşılaşıyoruz her gün. Ben de bir toplu taşıma kullanıcısı olarak her gün aşağı yukarı bu problemlerle karşı karşıyayım. O açıdan yani bir şehrin toplu taşımasını yönetmekten aciz insanların nasıl oluyor da Türkiye'yi yönetmeye talip oldukları da sorgulanmaya değer. Peki şimdi